Saygılar, hanımefendiler, beyefendiler, yazılı görsel basının değerli temsilcileri, sizleri Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, bugün burada hem Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği ve bu anlamlı günü çocuklara armağan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın hem de Çanakkale'de destanlar yazan kahramanlarımızı anmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 95. yılını ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türk ordusunun ve Türk milletinin dirilişinin başlangıcı, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümündeyiz. Hastalanmış hatta ölmüş gözüyle bakılan Türk milletine güven kazandıran, kim olduğunu hatırlatan Çanakkale Zaferi yeniden doğuşumuzun destanıdır. Dünyanın en güçlü ve en modern silahlarıyla boğaz boğaza, göğüs göğüze geçen savaş tarihinde emsali görülmemiş bir mücadeleler zinciridir. Bu nedenle Çanakkale Savaşları yalnız Türk tarihi açısından değil, dünya tarihini etkileyen birçok gelişme ve sonuçlarıyla önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türk askeri, Türk evlatları bu savaşın bir ölüm kalım mücadelesi olduğunu görmüş, gelecek nesillerin akıbetini düşünerek kendi canını feda etmekten kaçınmamıştır, korkmamıştır. Sofya askeri ateşeliğinden 19. Fırka Komutanlığı'na atanarak Yücel Tekirdağımıza gelen Yarbay Mustafa Kemal, kısa zamanda Çorlu, Saray, Hayrabolu, Şarköy, Malkara'da katılan yürekleri de vatan sevgisi dolu gençlerle hazırladığım 19. Fırka ve 57. Alay ile Çanakkale'yi vatanı savunmak üzere hareket etmiştir. 18 Mart 1915'te başlayan deniz savaşlarında bozguna uğrayan emperyalist güçler 25 Nisan 1915 günü Karabaş Savaşları'nı başlattıklarında karşılarında özellikle Büyük Komutan Mustafa Kemal'in hazırladığı 19. Fırka ve 50. Alayı bulmuşlardır. Milletimiz için bir dönüm noktası olma özelliğini taşıyan Çanakkale Savaşları'nın gidişatını etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların başında lojistik faaliyetler gelmektedir. Çanakkale cephesini destekleyen en önemli lojistik kaynaklarından biri olan Tekirdağ, coğrafi konum itibariyle 1915 yılında hareketli günler geçirmiş, iskele oluşu sebebiyle asker başta olmak üzere her türlü askeri malzeme sevkiyatı yapılmıştır. Tekirdağ merkez başta olmak üzere Şarköy, Mürefte ve Eriklice'de kurulan hastanelere gönüllü olarak akın eden evden getirdikleri şehirlerini yırtarak yaralı Mehmetçi'ye sargı bezi yapan Tekirdağ genç kızlarımız ayrı ayrı kahramanlık hikayeleri yazmıştır. Aynı zamanda cephenin gıda ambarı görevini gören Tekirdağ'ımız Kurnal Caddesi'nde kurulan askeri fırınlarda her gün on binlerce ekmek üreterek lojistik açıdan cepheye destek vermiştir. Gösterdiği kahramanlıklarla adını tarihe altın harflerle yazdıran 19. Fırka ve 57. Alay Çanakkale Savaşları'ndaki en büyük gururumuz olmuş, sağladığı desteklerle savaşın kaderini değiştiren şehrimiz destan yazmıştır. Tekirdağ'ın Çanakkale Savaşları'ndaki önemini anlamak, kahramanca savaşarak şehit olan atalarımızı anmak için düzenlediğimiz sempozyumumuzda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduğum belirtir, sevgi ve saygılarımı sunarım.